Türk İçi Fımlar Ekibi tarafından hazırlanan Tost Pembe programından herkese iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam sizlere yine rüya gibi saatler yaşatmayı vaat ediyoruz. Ve işte sizi rüyalar alemine götürecek, keyifle izleyeceğiniz konu başlıklarımızdan bazıları. Yalan Dünya! Dikkat! Kıbrıs'a çıkarma yapan Petek Din çözdü dakikalar geliyor. Böyle ayrı olup olmaz. Tost Pembe. Mevsim Temmuz olur da tatil mevsiminin göbeğinde yaşanılır da olumsuz olur mu? Dikkat! Ünlüsüyle, ünsüzüyle, yerlisiyle, yabancısıyla, mavisiyle, yeşiliyle, gecesiyle, gündüzüyle, dedikodusuyla, kahkahasıyla Bodrum geliyor. Tost Pembe. Kadir İnanır doğup büyüdüğü topraklara Fatsa'ya ayak bastı, Fatsa ayağa kalktı. On binlerin havalimanında karşıladığı Kadir İnanır'la rüya gibi bir Karadeniz seyahatine var mısınız, yok musunuz? Hoş geldiniz gençler. Çok heyecanlıyım. Bu evde doğdu, bu evin dolaplarında yıkandı, bu ağaçlardan erik topladı, bu inekleri otlattı, bu çayır çimende koşturdu. Bütün meyveleri. Dikkat! Yaşayan efsane Kadir İnanır'ın memleketi Fatsa'dan sımsıcak görüntüler geliyor. Dikkat! Önü arkası sağa solu Rus dolu Serdar Ortaç eğlenmeye gittiği gece kulübünden onlarca güzelin arasında kalınca şaşı oldu. Boynu ve dili tutuldu, dalgalandı dalgalandı, sonunda bir Litvanyalı güzelin yanında işte böyle duruldu. Ortaç çocuğun olay görüntüleri geliyor. Tost Pembe'ye Petek Dinçöz'le başlıyoruz. Genç şarkıcı hafta içinde gittiği Kıbrıs konserinde ve sahillerinde bakın neler neler yaşadı. Yalan dünya! Sezen Aksu, Petek Dinçöz'e öyle bir lakap taktı ki... Onu birazdan söyleyeceğim. Pop'un divası, talebesi Petek Dinçöz'e çok konuşulacak bir lakap taktı. Peki o lakap ne? Petek ilk duyduğunda çok şaşırdı. Siz Petek'ten de çok şaşıracaksınız. Sezen Aksu, çünkü sormadan hiçbir şekilde hareket etmiyor. Az solistlikten pop'a geçen Petek Dinçöz'ün Kıbrıs konseriyle ilgili izlenimlerimiz birkaç dakika sonra ekranda olacak. Ama önce sohbetteyiz. Sezen Aksu hayranlığıyla başlıyor söze. Aslında esas enerjimi sevdiğim Sezen Aksu'dan alıyorum. Ne kadar uykusuz da olsam o güzel şarkılar beni ayakta tutuyor. Ne yapayım şimdi ben? Pembe Balon, Hip Hop şarkımız var, İstemem var. Birbirinden güzel şarkılarımız var. Doktora Git var, sevgili Sezen Aksu'ya ait. Petek Dinçöz'ün yeni albümüyle birlikte malum Demet Akalın'a olan benzerliği herkesin dilinde. Senin için aşk boş bir laftı. Çok güzel olmuş. O da çok güzel. Onun da şarkıları süper. Onun da Kahpürü çok güzel olmuş. Peki az solist imajından nasıl sıyrıldı Petek Dinçöz? Gazino kültürüne hitap eden tarzda bir soundlar vardı. Şimdi daha bir pop, pop'a döndük. İmaj çalışması sevgili Sezen Hanım'ın fikriydi. Rabbimin bana verdiği en büyük hediye Sezen Hanım. Biraz da özel hayat. Annelik özleminde söz. Hipertiroid hastasıyım biliyorsunuz. Şu an çok iyi durumdayım. İnşallah İstanbul'a döndüğümde tekrar doktorlarıma görüşeceğim ve yeni sezonda Allah nasip ederse ben de karnı burnumda olarak karşınıza çıkacağım. İnşallah dualarınızı bekliyorum. Madem söz anneliğe geldi, ikiz annesi Gülben Ergen'e bir mesajı olur mu? Allah güzel yazılar yazsın ki erken doğum olmuş değil mi? Çok korkutucu bir şey. Ama çok güzel, 7 aylık doğmuş. Buradan öpüyorum. Allah güzel yazılar yazsın, analı babalı büyütsün, darısı bizim başımıza diyorum. Sıra şimdi de Petek Dinçöz'e Sezen Aksu'nun taktığı lakapta. Peki ben bunu röportajdan sonra Sezen Hanım'ı arayacağım. Buradan sonra, tamam mı? Sezen Hanım'ı çünkü sormadan hiçbir şekilde hareket etmiyor. Çünkü birkaç tane isim var aslında. Artık müzik zamanı. Toplayıp hiç kim bilir bu cephane. Haydi ne?
fuşya rengi iddialı bir kostümle sahnede Petek Dinçöz. Ve sahnede yine Sezen Aksu şarkılarını söylerken peş peşe kendisini izleyenlerle sık sık Sezen Aksu hayranlığını paylaşıyor. Yeni albümümde sevgili Sezen Aksu ile çalıştık. Buradan kocaman bir alkış yollamanızı istiyorum. Kocaman, daha güçlü sevgili Sezen Aksu'ya. Bugün bir röportaj yaptım omuz kenarında. Gazeteci arkadaşlar dedi ki bana, Petek Hanım size velkat taktı mı dediler Sezen Aksu. Ben röportajdan sonra hemen Sezen Hanım'ı aradım. Çünkü onsuz hiçbir şekilde asla adım atmıyorum. Değer bir tanem aşk için her şey. Ne hayal, ne de bahçe. Eğer mi anlatmadan uçmaya. Artık şu Sezen Hanım'ın sana taktığı lakabı açıkla diyor seyirciler ama... O beni kapıdan kovduğu sürece ben her zaman onun yanındayım. Kovsa da kovmasa da. Bana taktığı bir lakap var, onu birazdan söyleyeceğim. Az sonra. Peki diyor ve yeniden müzik diyoruz. Ayrılık acısı var mı yaşayan şu anda? Olmasa da var. Var mı? Ayrılık acısı yaşayanları bir görmek istiyorum. Aç ışıkları. Böyle ayrılık olmaz diyenler var mı bu tarafta? Burada var. Ön taraflar daha bir acı. Sol tarafta da bir acı. O zaman acı çekenler için. Rabbim acı çektirmesin kimseye. Böyle ayrılık olmaz. Böyle yalnız kalınmaz. Kim der ki bir tane bir gün ayrılacağız. Ben görmedim şimdi yüreği. Sırada Ankara havası var. Eğlence yeter. Hadi artık Petek çıkarsın şu ağzındaki baklayı ve açıklasın Sezen Aksu'nun taktığı lakabı. 9. arkadaşlar böyle etrafı dolaşırken sıkıştırdılar. Artık Petek Hanım az sonra diyorsunuz, açıklayın. Petek Hanım, Sezen Hanım'la çalıştınız. Acaba sevgili Sezen Aksu size ne diye hitap ediyor? Lakap taktı mı? Basın mensubu arkadaşlarımızın sorduğu soruyu sordum ona. Çünkü ona sormadan adım atmıyorum hiçbir şekilde. Kendisi bana şunu söylüyor. Ali Nazik. Lakabım bu. Arkadaşlar çok öğrenmek istiyordu. Peki neyin nesidir bu Ali Nazik? Ne alaka? Ali Nazik nedir? 12-13 saat sevgili Sezen Hanım'ın da biliyorsunuz albümü çıktı. O albüm çalışması aşamasında ben çıktım ortaya. Başına dert, başına bela oldum. Ama o yoğun çalışma esnasında beni de araya soktu. Hiç kenarda böyle nasıl... Şöyle koltuk kenarında oturuyorum. Hiç çaktırmıyorum. Ne öğrenirsem kar diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? En son Sezen Hanım hep böyle yapıyor. 12-13 saat geçiyorlar, çalışıyor. Böyle nasıl harıl harıl. Bana böyle yapıyor Sezen Hanım. Aa Petek, sen ne yapıyorsun burada? Hiç, ben burada... Ay nazik gibisin diyor. Çıkmıyorsun. Toz pembe. Kadir İnanır doğup büyüdüğü topraklara Fatsa'ya ayak bastı, Fatsa ayağa kalktı. 10.000'lerin havalimanında karşıladığı Kadir İnanır'la rüya gibi bir Karadeniz seyahatine var mısınız, yok musunuz? Hoş geldiniz gençler. Çok heyecanlıyım. Bu evde doğdu, bu evin dolaplarında yıkandı, bu ağaçlardan erik topladı, bu inekleri otlattı, bu çayır çimende koşturdu. Bütün meyveleri... Dikkat! Yaşayan efsane Kadir İnanır'ın memleketi Fatsa'dan sımsıcak görüntüler geliyor. Dikkat! Ünlü
arkası sağ solu Rus dolu Serdar Ortaç eğlenmeye gittiği gece kulübünden onlarca güzelin arasında kalınca şaşı oldu. Boynu ve dili tutuldu, dalgalandı dalgalandı, sonunda bir Litvanyalı güzelin yanında işte böyle duruldu. Ortaç çocuğun olay görüntüleri geliyor. Toz pembede geldik Rüya Kent'e. Bakalım tatilin başkenti ve rüyalar kenti Bodrum'da bir hafta süresince neler yaşanmış? Gel 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 seni de beni öl seni, senle ben yan yana bir düşünsene. Hello Bodrum, bonjour Bodrum, bonne sera Bodrum, guten morgen Bodrum, selamun aleyküm Bodrum, kısacası merhaba Bodrum, biz geldik Bodrum. Varlığın öyle bir sevinç ki burnumda, çilekli sakızımın kokusu. Dertlerimi sayfa sayfa savurdum, mümkünse gelmesin yenisi. Yaz magazinde şimdi Bodrum zamanı, Yaz magazinde şimdi show zamanı. Hazır mı herkes? Show time! Sünsüzü bizi bekliyor bu akşam Bodrum'da ve işte ilk durağımız Rüya Kent Bodrum'da. Nereye götürüyorsun bizi Gugu İbrahim? Kanal Türk kameraları Bodrum Güvercinlik'te. Güvercinlik'te kime mi geldi? Evet, sokağın isminde gördüğünüz gibi Adnan Şenses'e. Adnan Şenses'e ait bir sokak bile var. Biraz sonra bunu Adnan Şenses'le beraber konuşacağız. Adnan Baba bizi önce yemekteyim diye karşılıyor ve başlıyor yaz menüsünü anlatmaya. Yaz yemeği karpuz, peynir, kavun, taze biber, salatalık, domates gibi gıda maddeleri alınması daha güzel yani. Bodrum'un demirbaşlarından Adnan Baba yaz kış buralarda, haliyle bütün havadisler onda. Nasıl bu sene Bodrum'da piyasa? Valla insanların bu ekonomi sıkıntısından dolayı biraz zayıf. Ben de indim şöyle baktım, Bodrum'da insan yoktu. Ekonomik kriz dünyanın dört bir yanını vurduğu gibi Bodrum'u da vurmuş. Ama yaşama neşesi olan herkese güzel bu dünya. Hayatta küçük zevklerden büyük keyifler çıkarmasını bilmek gerekir diyerek başlıyor anlatmaya. Fatih Hocam, o da balığa hasta yani. Çok meraklı oldu balık tutmanın. Beraber çıkmadık ama inşallah bu sene zannediyorum çıkarız. Müziğin duayeni o. O zaman müziğin duayeniyle müzik sohbeti yapalım mı biraz? Mesela son 3 ayın en popüler ismi Hadise'yi soralım ilk olarak. İstesen de doymazsın, bir sınır da koymazsın. Herkesten çok ayrısın, sen bunun farkındasın. Bir başarıdır Türkiye için. Tebrik etmek lazım. O çok güzel bir kız. Her erkeğin beğenebileceği, her erkeğin ona hayranlık duyabileceği bir güzellikte bir hanım. Hadise'yi bir erkek olarak çok beğeniyor ama söz konusu müzik olunca sözü Hadise'den Sezen'e, Ajda'ya getiriyor. Sezen'i hiçbir zaman için hiçbir sanatçıyla bir tutmam. Ajda'yı hiçbir sanatçıyla bir tutmam. Sadece Sezen ve Ajda mı? Mesela fantazi müzikten, popüler isimlerden kimlere hasta Adnan Baba? Son zamanlarda hiçbir zaman için sanattaki sesini, güzelliğini kaybetmeyen bir Ebru Gündeş var. İşte bir Seda var, Seda Sayan var. İbrahim Tatlıses her kategoriye girer yani. Peki ya Adnan Şenses, o neler yapıyor? Sahne çalışmalarım keyfe keder artık. Yani ben eskisi gibi her dakika bir yerde çıkayım, her dakika bir yerde şarkı söyleyeyim veya magazinin önünde olayım falan, öyle bir şeyim yok. Ben hayatımdan çok memnunum. Söz şimdi de hususi hayatında. Aşk meşk işlerine 20 yıldır ara vermiş durumda Adnan Baba. Varsa yoksa eşi var dilinde, kalbinde. 20 yıl oldu Lale Hanım'la evlendiğimiz. Yolda bir hayranım bana bir selam verdi, güldü değil mi? Kim bu? Eski kırığın değil mi? Beni seven insanların var. İşte şudur budur falan, böyle bayağı kavaklarda. Böyle aldı babamın babasının evine gitti falan, işte ona izah edene kadar 10 senede onu istediğim gibi yaptım. Kendine Bodrum Güvercinlik'te bambaşka bir dünya kurmuş Adnan Şenses, uzun lafın kısası. Güvercinlik küçük ama onun dünyası büyük, hayalleri büyük, keyifle uğurluyor bizi. Sağlık durumum çok iyi, Allah'ıma çok şükür. Çok mutlu bir evliyim var. Sanatın içindeyim, sanattan kopmuş değilim. Sizlerle beraberim,
Adnan Baba'dan Bodrum havadisleri böyle. Peki ya Bodrum'da başka kimler var? Kimler yok ki? İşte bir sarışın güzel. Gel gel sarışınım gel. Gel sana aşığım gel. Gel gel gülüşüm gel. Gel çok karışığım gel. Şu an Bodrum Güvercinlik'teyiz. Güvercinlik'te ne var? Evet, görüyorsunuz yunus balıkları. Peki bu yunus balıklarında kim yüzecek? Evet, karşımızda manken Fulya Keskin. Merhabalar. Güzel manken Fulya Keskin su dünyasında çıkıyor karşımıza. Bodrum'un sadece gece hayatı, tatili değil, su dünyası da ayrı bir güzel diyerek başlıyor yunuslarla yapacağı love story öncesi endişelerini anlatmaya. Heyecanlıyım ya, gerçekten çok heyecanlıyım. Ödeleri falan tutmaya başladı. Yok. Şöyle tutuyor. Şu an bilmiyorum yani, şu anda oraya girince anlayacağım. Heyecanlı mıyım, korkuyor muyum? Şu an hani ne hissettin? Yok. Yok. Çok istediğim bir şey. Bu kadar söz yeter. Şimdi sözün bittiği yerdeyiz. Hadi Fulya, dal suya, dans et yunuslarla. Çok keyifli. Ya çok tatlı. Bodrum'da ünlülerle turumuz sürüyor. Şimdi de sırada dünyaca ünlü perküsyon ustamız Burhan Öçal'ın Halikarnas şovu öncesi sohbetimiz var. Çok güzel. Sezon erken olmasına rağmen gayet güzel bir kalabalık. Bu gece Burhan Usta Bodrum'da ama aklı fikri dünya turunda. Yani yeni proje Şimşek'e başlıyor. Kaliforniya'da, Los Angeles'ta. Hem film çalışması hem yeni albüm çalışmaları. Tabi orada festivaller devam ediyor. Türkiye'de pek şimdilik bu sene dondurduk. Hepsini dışarıda yapıyoruz. Bütün dünyayı gezip tozuyor Burhan Öçal. Tabiri caizse her limanda bir sevgilisi olan kaptanlardan o. Gerçi bu mevzuyu açınca inkar yolunu seçiyor ya, neyse. Ben özelimi pek kamuoyunda paylaşmaktan hoşlanmam. Yani zaten bu bir hoşlanmaktan hoşlanmam, bir de prensibim değildir ya. Yani. Avrupa kızları, ben Türk hanımları. Tabii ki Türk kızları canım. Ve artık show time. Binlerce kişi Burhan Öçal'la işte böyle coşuyor. Şimdi yeniden Bodrum zamanı. Biraz maviye ve yeşile doymaya ne dersiniz? Sonunda. Gez bitecek gibi değil Bodrum. Ve şimdi bizi bakın nereye götürüyor Gugu İbrahim. Evet, Kanal Türk kameraları Gümüşlük Tavşan Adası'nda. Peki bu Tavşan Adası'nın sırrı mı ne? Efendim, görmüş olduğunuz gibi denizin üzerinden Tavşan Adası'na kadar yürüyoruz. 4000 yıl önce burada krallar yaşarmış ve sol tarafımızda gördüğümüz yer kralların gemileri için hazırlanmış. Tavşan Adası bu adaya öylesine konulmuş bir isim değil. Gerçekten de bir Tavşan Adası burası. Tavşan dolu her bir tarafı. İşte nişanlı bir çift. Tavşan gözetleme turuna çıkmışlar resmen. Çok severim tavşanları. İyidir. Sevmeye gidiyoruz zaten. Yengeyi nasıl tanıştın hepinize? Evet, 16 yaşından beri tanışıyoruz. 16 yaşından beri tanışıyorsunuz. 3 yıldır beraberiz. Yeni nişanlı sayılırız Ocak'tan beri. Tavşan meraklısı ne kadar da çok turistimiz varmış. Yerlisi yabancısı bütün memleket meğer tavşan görmeye hasret kalmış. Evet, çok güzel manzarası var. Tavşanları gördük. Tavşanları gördünüz. Etrafındaki adaları falan gördük. Biraz da türkü dinleyelim mi? Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Tavşan Adası'na gelinir de tavşan dışında bir sohbet yapılır mı tatilcilerle? Bizim Gugu İbrahim'de tam bir tavşan kolik çıktı. Gördük. Havuçuyorlar. Gayet sevimli. Kimileri için de tavşanlar bahane, birbirinden güzel kızlarla muhabbet şahane. İşte Mardinli iki gencin Tavşan Adası macerasından manzaralar. Ben Arabi. Ne o? Siz Arabi. Evet. Yaklaşın Arabi o zaman. Good morning. Hello. İngilizce konuşuyorlarmış. İngilizce biliyor musunuz? Yok, ben İngilizce bilmiyorum. Where are you from? İngiliz. Tavşan Adası'nda bol bol gezdik tozduk da her şeyi gördük. Bir tek meşhur tavşanlarını göremedik adanın. Hadi Gugu, yakala iki tavşan. 4000 senelik bir efsane. Yani Tavşan Adası kralların bulunduğu gerçekten çok güzel bir mekan. Ve şu anda kullanılan Tavşan Adası'nın Kanal Türk Parkı'yla zirvesine kadar çıkmış bulunmaktayız. Yeah.
kart. Önü arkası sağ solu Rus dolu Serdar Ortaç eğlenmeye gittiği gece kulübünden onlarca güzelin arasında kalınca şaşı oldu. Boynu ve dili tutuldu, dalgalandı dalgalandı, sonunda bir Litvanyalı güzelin yanında işte böyle duruldu. Ortaç çocuğun olay görüntüleri geliyor. Sezen Aksu neden 20 sene önceki imajına büründü? Dikkat! Sezen Aksu'lu dakikalar geliyor. Ferhat Göçer ilk kez sahneye siyah harici bir renkle çıktı, beyaz pantolon giydi. Dikkat! Ferhatlı dakikalar geliyor. Nil Kara İbrahimgil dağıttı. Dikkat! Özgür Kız'da sıra dışı dakikalar geliyor. Dikkat! Fatih Hürek açtı bayramlık ağzını, kendisini taklit ettiğini düşündüğü Aydın'ın takım elbisesinden sakal imajına kadar her bir detayını bombaladı. Yüzünde biraz ufak tefek. Toz pembede yurdu karış karış gezmeye devam ediyoruz. Ve şimdiki durağımız Karadeniz sahilleri. Bizi Karadeniz'e atan rüzgarın adı da Kadir İnanır. Mavi ile yeşil dans ediyor, uçsuz bucaksız yaylalarına dalan gözler mavi ile yeşilin içinde kayboluyor. Dalgalanır deniz ne çıkar, durulur yavaşlar, kim bilir belki de bir aşk başlar. Fatsa'da ay bastı yaylası burası, gökle yer birleşmiş sanki. Peki ama bizi buraya hangi rüzgar attı? İşte o rüzgarın adı. Gülay! Sen de iş. Gülay neredesin? Bak. Bizi buralara atan rüzgarın adı, görüntüde de görüldüğü üzere Kadir İnanır. Burhan Altıntop'un esprileriyle burada dünyadan farklı bir hayat olduğuna kim inanır? Tabii ki Kadir İnanır. Sizin en büyük hayranınızım. Buna inanıyor musunuz? İnanırım. Niye inanmayayım? Ya buna kim inanır be? Kadir İnanır'dan başka birisi olamaz yani. Kadir İnanır. İşin şakası gırgırı bir yana, cennetten bir köydeyiz bu hafta. Kadir İnanır doğup büyüdüğü topraklara geliyor. Onu hemşehrileri davul zurnayla Samsun Havalimanı'ndan memleketi Fatsa'ya kadar Fonda Hekimoğlu türküsüyle taşıyor. Adına yapılan Kadir İnanır Sevgi Ormanı açılışına katılacak olan Yeşilçam'ın büyük ustası doğup büyüdüğü topraklara gelirken on binlerce kişinin alkışlarıyla karşılanıyor işte böyle. Benzetmek gibi elbette olmasın ama Amerika'nın Michael Jackson'a öldükten sonra gösterdiği ilgi ve alakayı Karadeniz insanı Kadir İnanır'a yaşarken gösteriyor. Aybastı yaylası üzerinde kurulan Kadir İnanır Sevgi Ormanı açılışında bir konuşma yapan büyük oyuncunun heyecanını işte şu cümleler anlatıyor en özelinden. Çok heyecanlıyım, gerçekten çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Biraz sonra şu tepeye çıkıp benim genlerime, benim bunca yaşıma direnç veren bu yaylanın suyuna, toprağına bir selam daha vereceğiz. Bir doğa harikası burası. Kadir İnanır onlarca kameraya arkasında muhteşem yayla manzarasıyla poz verirken gururla anlatıyor doğup büyüdüğü toprakların bereketini. Benim genlerimde bu yaylanın katkısı çok büyük. Çünkü benim babam her yıl bu yaylada yaylaya gelerek beslendi ve beni kazandı. Bütün ülke yaz aylarında cayır cayır yanarken buranın bu temiz havasıyla kazanılan sağlığın tarifle karşılığı yok zaten. Gene de başka sorularınızı cevaplarım ama ben öneriyorum, ben dahil burada hasta olmadan gidelim. Aniden bastıran yağmur, bütün memleketi kasıp kavuran sıcaklarla dalga geçer gibi Aybastı Yaylası'nda gerçekten de. Bu mevsimde sıcaktan kavrulanlara verilecek en güzel armağan kuşkusuz işte bu yağmur sesi ve görüntüsü olsa gerek. Ya.
Aynı günün devamında düzenlenen eğlencede Kadir İnanır minik öğrencilerin yöresel oyunlarını keyifle işte böyle izliyor. Şölen sürüyor Fatsa'da. Günün gecesinde bu kez Karadeniz türküleriyle mest oluyor usta oyuncu. Bastısız bir Karadeniz eğlencesi olur mu hiç? Pratik zekalı Karadeniz insanı kolbastıyı renklendirmek adına sirtaki ilave ediyor şova, bir de tabak çanak kırılıyor Kadir Usta'nın şerefine. Ertesi sabah Kadir İnanır'ın doğup büyüdüğü evin önündeyiz. Bakın nasıl karşılıyor bizi. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Burası onun gerçek dünyası ve gerçek dünyasıyla ilgili çok şey var paylaşacağı. Biz dolaplarda yıkanırız. Hiçbir mimar eli değmeden rahmetli babamın hangi mimari görgüsüyle daha çok şeyler vardı, yapılanmalar vardı. Onlar zaman içinde göçmüşler. Bütün meyveleri bu bahçede görebilirsiniz. Burası onun baba ocağı ve her bir metrekaresinde ayrı bir hatırası var. İşte onlardan biri. Bir gün geldiğimde eve doğru yürüyorum, bir kurşun sesi bana atılıyor sandım ama nasıl kurşun atılıyor biliyor musun? Hemen yattım orada yolun üzerine fındık ağaçların dibine. Bir baktım rahmetli babam beni arıyor. Niye gelmedi bu diye. Meğerse karşılama yapıyormuş. Babası demişken, Türk sinemasının en sert yüzlü aktörünün babası nasıl biriydi? Babasının oğlu muydu gerçekten İnanır Kadir? Yani çok sertti, bölgenin en sert adamıydı ama ya çok hoş bir herifti. Bu konuda belli ki çok dolu büyük usta. Taş gibi sert görünüşünün altında yatan gerçek nedenleri paylaşırken herkese ders olacak sözler dökülüyor dudaklarından. O sertlik meselesini size... Çocukların orada saklanma şansı asla olmamıştır hiçbir zaman. Yani görün ki nereden nereye geliyoruz. Artık tavukların bile şurada gezme şansı kalmadı. Ya da adam tutacaksınız, şeyi bekleyeceksiniz yani. Burada avcılık yapacaksınız. O işte şeyle fare falan çıkmasın diye oraya şeyler koymuş. Oraya işte ne... Evinin hemen birkaç yüz metre ilerisindeki sahile iniyoruz. Burası ayrı bir cennet. Böyle muhteşem bir manzaraya gelinir de Kadir İnanır yakalanır da sohbet edilmez mi? Ah bir de şu Manolya'nın başını döndürmese bu cennet köşe, şaşırmasa memleketleri. Efendim bu hafta Kanal Türk ekranları sizin için tekrar bir tatil beldesinde. Fakat buraya gelmemizin amacı sadece tatil yapan insanları çekmek değil, en büyük sebeplerinden bir tanesi Kadir İnanır. Efendim memleketimiz Samsun'dayız. Fatsa'dayız. Samsun Fatsa. Ordu Fatsa. Bir başkadır benim memleketim diyerek devam ediyor Kadir İnanır. Komşuluk hakkı diye bir şey var mıdır dünyada başka bir yerde? Tanrı misafiri diye bir şey var mıdır? Çal kapı birisi, ben açım bana yemek verebilir misin? Bir İngiltere'de, bir Fransa'da böyle bir şey yapabilir misin? Açmazlar ki kapıyı. Öyle bir kültür yok orada için. Adımını attığı andan itibaren bütün Fatsa ayaktaydı onun için. Biz her ne kadar çok şaşırsak da o son derece doğal karşılıyor yaşananları. Yani ben o sevgiyi her yerde görüyorum. Onu biliyorum yani. İşte bunun için yaşadım hep. 40 yıl boyunca
hem sanatçı olarak hem de bu toplumda yaşayan bir birey olarak bu sevgiyi, bu saygıyı elde etmek için yaşamından çok büyük fedakarlıklar yaptık. Ağaoğlu My Country'den sunmuş olduğumuz Toz Pembe programına çok kısa bir ara veriyoruz. Ancak reklamlardan sonra bakın daha neler izleyeceksiniz neler. Dikkat! Önü arkası sağ solu Rus dolu Serdar Ortaç eğlenmeye gittiği gece kulübünden onlarca güzelin arasında kalınca şaşı oldu. Boynu ve dili tutuldu, dalgalandı dalgalandı. Sonunda bir Litvanyalı güzelin yanında işte böyle duruldu. Ortaç çocuğun olay görüntüleri geliyor. Sezen Aksu neden 20 sene önceki imajına büründü? Dikkat! Sezen Aksu'lu dakikalar geliyor. Ferhat Göçer ilk kez sahneye siyah harici bir renkle çıktı, beyaz pantolon giydi. Dikkat! Ferhatlı dakikalar geliyor. Nil Kara İbrahimgil dağıttı. Dikkat! Özgür Kız'da sıra dışı dakikalar geliyor. Dikkat! Fatih Hürek açtı bayramlık ağzını, kendisini taklit ettiğini düşündüğü Aydın'ın takım elbisesinden sakal imajına kadar her bir detayını bombaladı. Yüzünde biraz ufak tefek. Ebru Gündeş geliyor. Ebru Gündeş'te unutulmaz bir konser geliyor. Ebru Gündeş'te zamanın duracağı anlar geliyor. Sahne performansı yepyeni şarkıları klasik şarkılarına yaptığı yepyeni yorumlarla Ebru Gündeş'li dakikalar geliyor. Bir an birimde. Önü arkası sağ solu Rus dolu Serdar Ortaç eğlenmeye gittiği gece kulübünden onlarca güzelin arasında kalınca şaşı oldu. Boynu ve dili tutuldu, dalgalandı dalgalandı. Sonunda bir Litvanyalı güzelin yanında işte böyle duruldu. Ortaç çocuğun olay görüntüleri geliyor. Sezen Aksu neden 20 sene önceki imajına büründü? Dikkat! Sezen Aksu'lu dakikalar geliyor. Ferhat Göçer ilk kez sahneye siyah harici bir renkle çıktı, beyaz pantolon giydi. Dikkat! Ferhatlı dakikalar geliyor. Nil Kara İbrahimgil dağıttı. Dikkat! Özgür Kız'da sıra dışı dakikalar geliyor. Dikkat! Fatih Hürek açtı bayramlık ağzını, kendisini taklit ettiğini düşündüğü Aydın'ın takım elbisesinden sakal imajına kadar her bir detayını bombaladı. Yüzünde biraz ufak tefek. Ebru Gündeş geliyor. Ebru Gündeş'te unutulmaz bir konser geliyor. Ebru Gündeş'te zamanın duracağı anlar geliyor. Sahne performansı yepyeni şarkıları klasik şarkılarına yaptığı yepyeni yorumlarla Ebru Gündeş'li dakikalar geliyor. Toz Pembe'de şimdi de güneye inme zamanı. Antalya'dan rengarenk, cıvıl cıvıl ve eşsiz tatilci öyküleriyle dolu bir haber bandımız var sırada. Antalya'yı istila eden Rus güzellerle bizim yakışıklı olanların sahillerdeki köşe kapmacaları gelecek ekrana az sonra ama önce bizim Serdar'ın dört bir yanı Rus güzellerle çevriliyken kameralarla oynadığı köşe kapmacayı izleyelim mi? Başı dönecek Serdar'ın, gözü şaşı olacak, boyun fıtığına tutulacak, hangi yöne baksa bir başka güzel ve hanımlar affetsin ama bunca güzeli her erkek süzer. Haliyle Serdar da ne yapayım şimdi ben der gibi şaşkın. Müzik
Serdar Ortaç gece boyunca dalgalanıyor, dalgalanıyor ve sonunda işte bu güzelin yanında duruluyor. Sarışın Litvanyalı güzelle Serdar Ortaç gece boyunca pek sıkı fıkı. İki gözüm anlamadım olanı, bulamadım ayrılığa yalanı. Herkes kendi halinde kemer gecelerinde. Kamera onları çekiyormuş, erkek milleti Rus güzelleri süzüyormuş. Hiçbirinin değil umrunda. Yabancılar işte böyle dökerken kurtlarını, yerli turistlere de Antalya'nın Tarkan'ı Erkan Güler yüz eşlik ediyor. Erkan genç neslin en iyi çıkış yapan isimlerinden. Onu yavaş yavaş bütün Türkiye tanıyor ama Antalya halkı ona buraların Tarkan'ı diyor. Neden acaba? Bu uzun yılların ve dostlukların vermiş olduğu sanırım bir farklılık var hani benim hayatımda. Hani sağ olsunlar Antalya'daki dinleyicilerim beni gittiğim Antalya'daki her mekanda nerede çıkıyorsam hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Erkan'ı sahneye uğurluyor, onunla geceyi sabah ediyoruz. Ve ertesi sabah gecesi ayrı bir güzel, gündüzü ayrı bir güzel Antalya'nın işte pırıl pırıl güneşinin altından rengarenk görüntüler. Patron kaynaşalım, patron oynaşalım. Bunca Rus turistin arasında Türk tatilciyi bulmak samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Nasıl gidiyor tatil? İyidir. Türkçeyi nerede öğrendiniz çok az olsa? Çok az, çok az. Türkçe. Arkadaş, arkadaş. Arkadaş da sağ olsun. İşte 19 aylık bebeğiyle tatile çıkan bir beyefendi. Nasıl geçiyor tatiliniz? Çok güzel ya, çok memnunuz bu seneki tatilimizde. Hele hele oğlumuzla beraber olunca daha güzel oluyor tabii. Kaç yaşında şu an? 19 aylık. Yalnız şimdiden alıştırıyorsunuz, böyle ileride sanki zorluk çekeceksiniz gibi geliyor bana yani. Yok, çektirmez benim oğlum. Katıldığınız aktivite falan var mı? Aktivite oğlumuz işte, en büyük aktivite. Bu beyefendi bu sıcağın altında o kadar yağlı gözlemi gerçekten yutacak mı? Biz çok iştahlı gördük. Size buyurun, buyurun. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Nasıl geçiyor tatil? Çok güzel geçiyor. Peki ama ne olacak sonra? Göbek almış başını zaten gitmiş. Sabahları sauna yapıyoruz, hamam yapıyoruz. Kilo veriyoruz, öğleden sonra yiyoruz. Akşam üstleri en büyük hobisi beyefendinin futbol oynamakmış. Hem de Rus kız futbol takımlarıyla kapışıyorlarmış. Futbol oynuyoruz. Futbol oynuyoruz. Plaj futbolu mu? Hayır, futbol, normal futbol oynuyoruz. Bir takım çıkıyor mu? 11 kişi çıkıyor mu? Çıkıyor. Burada Rusları da yendik hatta. Ruslarla mı yapıyorsun? Rus. Erkeklerle değil, kızlarla bir büyük ihtimal. Samsunlu bu çifte gelince. 2 sene önce balayını da burada geçirmiştik. O zaman kolum sakattı. Şimdi onun acısını çıkarttım. Biraz sağlam gelindiniz. Sağlam gelindim, evet, doğrudur. Madem konu balayına geldi, biraz daha gerilere gidelim. Nostaljiye dalalım. Severek birbirimizi sevdik. Evet. İlk konuştuğumuzda aşk diyelim, arkadaşın düğününde. Ve bu sempatik çiftin büyük aşkının meyvesinin sesi geliyor aşağıdan. Evet. Sen yapmışsın. Kaç yaşında? Bir. Adı ne? Ece. Akşam izleyecekleri Ebru Gündeş konseri onlar için ayrı bir heyecan. Eşimin bugün benim doğum günü bir de. Öyle mi? Evet. Her şey bugüne denk geldi herhalde. Her şey bugüne denk geldi. Ebru Gündeş'in de konseri var ya, çok sever Ebru Gündeş'i. Ben de çok severim sesini falan. Sibelcan'ı. Zaten onların ikisinin konseri olduğu için genelde burayı tercih ediyoruz. Allah. Biraz da sulu görüntülere ne dersiniz? Rus turistler havuzda su jimnastiği yaparken bizim hanım teyze onlara bakın nasıl ayak uyduruyor. Fıkır fıkır oyna durma, kime kalacak bu dünya? Ve bu hanım abla üzerinde elbisesi, belinde simidi, serin, dalgalı ve de tuzlu Akdeniz sularına dalsam mı dalmasam mı kararsızlığında. Orta şekerli kahvem asla saatini şaşmaz. Peki bu teyzemiz ne yapıyor? Kullarlarımız iyi ya. Efendim? Kullarlarımız iyi. İyi. Tek mi geldiniz eşinize falan mı? Kızımla, torunumla. Kızınız nerede onlar şimdi? Denizdeler. Onları denize yoldum, ben oynuyorum diyorsun. Evet. Az sonra ekrana gelecek olan Ebru Gündeş konserinin heyecanı sarmış durumda oteldeki yerli turistleri. Zaten biz programı Ebru Gündeş'e göre ayarladık diyebilirim. Sadece onlar mı? Minik kızları da heyecan içinde Ebru ablasını bekliyor. Akşam Ebru Gündeş ablan vardı, gittin mi ona? Evet. Bir sana döndüm.
Deliye döndüm derse ben öldüm. Bilemezdim. Toz pembe. Alev, 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 alev. Ebru Gündeş geliyor. Kalbimde ki. Ebru Gündeş'te unutulmaz bir konser geliyor. Salla, salla, salla. Ebru Gündeş'te zamanın duracağı anlar geliyor. Sahne performansı, yepyeni şarkıları, klasik şarkılarına yaptığı yepyeni yorumlarla Ebru Gündeş'li dakikalar geliyor. Bir an birinde toz pembe. Kenan Doğulu'nun Lolita vokalistiyken her geçen sene büyüdü, büyüdü, büyüdü ve şimdi artık o kocaman bir melek. Lollipopçu Bengü'nün itiraflarını, Lollipopçu Bengü'nün zaman yolculuğunu ve Lollipopçu Bengü'nün yarınlar adına hayallerini merak edenler, Lollipopçu'dan çok ama çok özel açıklamalar geliyor. Hiç kimseyle derdim yok ve şimdi de sırada müzik zamanı. Nilkara İbrahimgil'den Fatih Yüreğe, Sezen Aksu'dan Serdar Ortaç'a kadar sayısız ünlünün on binleri ayağa kaldıran sımsıcak rengarenk konserleri geliyor ekrana. Gece kimi dinlemek istersiniz? Minik Serçe'nin 0 kilometre şarkılarına ne dersiniz? Sizi tanıdığıma yemin ederim. Bu gece kimi dinlemek istersiniz? Ferhat Göçer'in muhteşem yorumuna ne dersiniz? Bu gece kimi dinlemek istersiniz? Fatih Yürek'te hoplamaya zıplamaya ne dersiniz? Bu gece kimi dinlemek istersiniz? Özgür Kız'da kendinizden geçmeye hazır mısınız? Muhteşem bir konserler zincirini getiriyoruz ekrana. Zamanın su gibi akacağı dakikalar başlıyor. Sezen Aksu'nun Boğaz'da verdiği konsere karadan denizden her bir yönden akım var resmen. Kalemi gibi dili de sivri Ayşe Öz Yılmazer de Sezen'i izlemeye koşa koşa gelmiş. Kırmızı pabuçları yüzündeki kırmızı ağırlıklı makyajıyla dikkat çekiyor. Hayatın içinden. Yılmaz Erdoğan film çekiminde karnı burnunda eşi Belçim Hanım ve kızı Berfin Sezen Aksu konserinde. Pardon efendim, buraya alabilir miyim? Pardon. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ve artık Sezen Aksu zamanı. Sezen Aksu siyah hafif dekoltelerle süslü kıyafetiyle sahnede. Ben anlamam toptan tüfekten diye sallıyor ortalığı. Kısacık kestirdiği civciv sarısına boyattığı saçlarıyla 20 küsur sene öncesindeki minik serçe günleri canlanıyor gözlerde. Albümünden şarkılarla sürprizler yapıyor Kuruçeşme'yi dolduran binlerce kişiye Sezen Aksu. İşte Sezen'in son bombası Pardon'u. Pardon, daha önce konuşmuş muyduk? Yürüyüp çıkmaz zaten, yorulmuş Şarkılar keyifli ama konser vereceği günün sabahında öğrendiği Michael Jackson'ın ölüm haberi derinden sarsmış Sezen Aksu'yu. Mahvoldum Michael Jackson duyunca. Acayip sarsıldım ya, acayip sarsıldım. Hayatımıza ne kadar çok şey katmış. Yani bu insan kafası ne kalın bir şeydir ki illa ölünce anlar ya. Bu esnada gökyüzüne atılan havai fişekler yüreğini ağzına getiriyor ünlü sanatçının ve bir istekte bulunuyor yetkililerden. Bakın bu havai fişekler yüzüne kuşlar ölüyor, haberiniz var değil mi?
Ben bir gece çıkacağım bunları teker teker. Evet. Kalp krizi geçiriyorlar kardeş teyze. Boşluk bundan daha küçük gibi. Sırada yeni albümünden yine 0 kilometre şarkısı var Sezen'in. İtirafçı olma diyor ünlü sanatçı. Bana güvendin de beni itirafçı olmazsın. Yalanla söyleme sus yeter. Bana güvendin de beni itirafçı olmazsın. Yalanla söyleme sus yeter. Sezen'e doyum olmaz ama bizi bekleyen daha nice star var. İnsan hep ağlayamaz, sızlayamaz o. Bir yalan uydurur, tam inanamaz o. Ben seni kaybettim, ağladım o. Yine sıra dışı kostümler var üzerinde, altında dar bir pembe mini etek, üzerinde Michael Jackson tişörtü ve belinde de sanki mini kavramış gibi duran bir el. Coştukça onu izleyenler iki kere, üç kere daha coşuyor. Dansıyla da süslüyor şovunu. Hadi bir de ilanı aşk etsin sevgilisine. Sezen'le bir olmuş gibi kök diye gitti çöktü. Bir tanene sapacak ne yapacak, yapacak gibi. Ben ona resmen aşığım. Bulaşmasınlar bize, bulaşmasınlar. Arayıp sormasınlar, biz kalmayıp durmasınlar. Ben ona resmen aşığım. Nil için vakit tamam, sahneden iniyor ama izleyenler ona doyamıyor ki. Siz çağırırsınız da ben gelmez miyim diyen Nil yeniden atıyor kendini sahneye. Var bilmiyorum. Ben seni kopardım attım. Kendimi toparlıyorum. Bir iyi kız, hoş kız ama hala dökülmeyen kurtları olanlar dikkat. Fatih Yürek var sırada. Sahnesine döneceğiz birkaç saniye sonra Fatih Üreğin ama biraz dedikodu yapalım mı? Uzun süren yurt dışı macerasının ardından yurda dönen topçu Aydın'ın Fatih Üreğin imajını taklit ettiği, onun gibi sakal bıraktığı iddialarına ne yorum yapacak dersiniz Fatih Ürek? Yok, onu ben de duydum. Daha henüz bir şey bilemiyorum ama Aydın bir ara verdi tabii. Peki biraz yüzüne değişiklikler yaptığı için herhalde ondan kaynaklanmış olabilir. Yani yüzünde biraz ufak tefek estetik operasyonları var. Yok canım, artık o kadar da değil. Gözle görülür bir şekilde estetik oldu, çok belli. Ooo, bir dokunduk, bin bomba geldi Fatih'ten Aydın'ın üstüne üstüne. Bir daha dokunalım bakalım neler söyleyecek, daha neler bize. Hoş, bilmiyorum ama benim daha yakışıklı olduğumu söylüyorlar. Galiba. Yani bilmiyorum, belki de öyle bir şey yapmak istemiştir. Ben de özendiğini düşünmüyorum. Herhalde böyle bir değişiklik onu da gitmiştir. Başka bir şey bilmiyorum yani. Ben çok rahat olduğu için böyle yani, çok rahat. Yeniden sahneye dönüyoruz. Beyaz takımı siyah gömleğiyle sahnede Fatih Yürek. Yeni şarkısı Hala Hala'yı bir duysak Fatih Yürek'ten. Yanıyor,
Hala halası güzel Fatih Yüreğin de hadi hadi siz olur mu hiç? Krize meydan okumak isteyenler lütfen ayaklansın diyor Fatih Yürek ve... Yani bu şarkı olmasa krizi krize atlatacağımız yok. O yüzden bu hadi hadi bölümünü hep beraber okuyalım diyorum. Bir kez daha okuyalım ama kuvvetli olsun. Yemekler yendi mi? İyi tatlı niyetine beni yiyorsunuz şimdi. Öyle düşünün. Tatlıyımdır. O kadar tatlı bir şeker çıktı. Oo, Cem Yılmazlaştı. Esprileri peşi sıra patlattı Fatih. Hadi o zaman bir de patlat. Hadi hadi. Eğlenem ne derseniz. Hadi 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 hadi. Hadi. Yapmıyoruz Fatih'in Kıbrıs şovuna. Sırada sanat müziği var. Aradım, 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 aradım seni her yerde. Soran ıssız gecelerde. Türkü isteyenlerin başı kel mi peki? Onlar bu gece türkü dinlemeyecek mi? Tüm türkü söyle diyor. Ben de söyleyeceğim çünkü yeni albümde türkü formunda bir şey var. Aklımda çok durdum. Her telden çalmaya devam ediyoruz bu gece. Ferhat Göçer konserine geçelim mi? What I had to do, and so it's true, without exception. Ferhat Göçer'i ilk kez üzerinde beyaz bir nesneyle görüyoruz. Hep karalar giyen ünlü tenor siyah ceketinin altına beyaz gömlek ve bir pantolon çekmiş. Birinde ise dünya klasiği parçalar var. Ve Ferhat Göçer konserinde bir tanıdık sima. Demet Şener ikinci kez anne olduktan sonra ilk kez kameralar önünde. En daha mı değişti mi? Değişti tabii ki, evet, bayağı değişti. İrem için hayat değişti. İrem birazcık zorlanıyor. Benim için de tabii yeni bir başlangıç oldu, yeni bir bebekle. Tenisçi oluyor. Ömer de basketçi. Basketbolcu, evet, inşallah. Bebek bana işte doğru mu? Valla ikisi de evde duruyor. İbrahim öyle bir şey söyledi, valla henüz evde duruyorlar. Genlerinde herhalde ikisinin de sporcu geni vardır diye düşünüyorum. Bir de üçüncü bebek müjdesi geliyor İbrahim Kutluay'ın eşinden. Üçüncüyü istiyoruz. Ben çok seviyorum. Çocukları erkek da çok kız, seviyorum. Hiç fark etmez. Bir kız bir erkek var şimdi, ne olursa hiç fark etmez. Kız olması tabii İbrahim'in işine yarar. Onlar şu anda baba kız baş başa yemekteler. Beraber yemek yiyorlar. Biz annem ve kayınvalidem görümcen hep beraber geldik. Onlar çok keyifliler valla. Kızıyla baya güzel bir aşk yaşıyor. Konserler maratonumuzu Ferhat Göçer'in ardından sahne alan dünyaca ünlü Michael Bolton'la noktalıyoruz. Sevgili seyirciler, çok kısa bir ara veriyoruz. Ancak Ağaoğlu My Country'den sunmuş olduğumuz Toz Pembe programı bomba gibi konularla devam edecek. Ebru Gündeş geliyor. Ebru Gündeş'te unutulmaz bir konser geliyor. Ebru Gündeş'te zamanın duracağı anlar geliyor. Sahne performansı, yepyeni şarkıları, klasik şarkılarına yaptığı yepyeni yorumlarla Ebru Gündeşli dakikalar geliyor. Bir an birinde toz pembe. Kenan Doğulu'nun Lolita vokalistiyken her geçen sene büyüdü ve şimdi artık o kocaman bir melek. Dikkat! Lollipopçu Bengü'nün itiraflarını, Lollipopçu Bengü'nün zaman yolculuğunu ve Lollipopçu Bengü'nün yarınlar adına hayallerini merak edenler. Lollipopçu'dan çok ama çok özel açıklamalar geliyor. Hiç kimseyle derdim yok. Toz pembe. Dikkat!
Dikkat! Bu kızların dili çok sivri. Pop müziğinin kraliçeleri Bengü, Demet Akalın ve Hande Yener'e savaş açan zamane popçusu kızların olay açıklamaları geliyor. Böyle şarlatan tipine bürünebiliyorlar. Kendimiz çalışıyoruz, çabalıyoruz bir yerlere gelmek için. Oranı buranı açmadan da... Toz pembe. Geliyor. Ebru Gündeş'te unutulmaz bir konser geliyor. Ebru Gündeş'te zamanın duracağı anlar geliyor. Sahne performansı, yepyeni şarkıları, klasik şarkılarına yaptığı yepyeni yorumlarla Ebru Gündeş'li dakikalar geliyor. Bir an birinde. Kenan Doğulu'nun Lolita vokalistiyken her geçen sene büyüdü ve şimdi artık o kocaman bir melek. Dikkat! Lollipopçu Bengü'nün itiraflarını, Lollipopçu Bengü'nün zaman yolculuğunu ve Lollipopçu Bengü'nün yarınlar adına hayallerini merak edenler. Lollipopçu'dan çok ama çok özel açıklamalar geliyor. Hiç kimseyle derdim yok. Toz pembe. Dikkat! Bu kızların dili çok sivri. Pop müziğinin kraliçeleri Bengü, Demet Akalın ve Hande Yener'e savaş açan zamane popçusu kızların olay açıklamaları geliyor. Böyle şarlatan tipine bürünebiliyorlar. Kendimiz çalışıyoruz, çabalıyoruz bir yerlere gelmek için. Oranı buranı açmadan da... Yeniden Antalya yollarına düşüyoruz ve Ebru Gündeş'e gidiyoruz. Yaz sezonunu Antalya'da açan Ebru Gündeş, eşsiz sahne performansıyla büyülerken yaptığı ilginç açıklamalarla da biraz şaşırttı. Olamaz böyle bir yorum. Yok böyle bir performans. En son ne zaman izlemiştiniz böyle zengin bir repertuarı? Sözün kısası büyülendi onu o gece izleyenler ve işte böyle kendilerinden geçtiler. Bir Ebru değil, bin Ebru var sanki sahnede öylesine muhteşem bir şov yapıyor, devleşiyor ki yüreklerde. Bir an gelip de Ebru Gündeş'ten o gece o kadar çok manşet vardı ki Kanal Türk kameralarına. Sibel Can'a gönderdiği bu mesaj ayrı bir olaydı. Kadın güzel söylüyor, kadın güzel. Ben en güzel değilim derken Hülya'nın kulaklarını çınlattığı anlar ayrı bir olaydı. Ya öyle hani ben güzeli falan demiyorum ama hani... Yine yüzüme de bakılır. Çekin beni bikinili alın 2 milyon TL'yi iddiasına yaptığı yorum ayrı bir olaydı. Benim artık bu tür kaygılarım yok. Her yerde güzel mayalı bikinili geziyorum. Bir gün bir beni seven bir hayranı çekip sizlere gönderiyor. O yüzden çok rahatım ben. Sizler de rahat olun. Böyle bir para yok ama yazan arkadaşlarımızda muhtemelen var. Bizlere versinler bölüşelim bence. Ama bütün bu manşetlik olayları geride bırakan bir performansı vardı ki sahnede Ebru Gündeş'in her şey yalan, bu sahi dedirtti. Biraz kızıl, biraz mavi, namazı nasıl rengi, gün batmadan ben sen boy, keşke evi koymadım, ben sana dedim duymadım. Rüya
kısa dakikalara geçeceğiz ama önce bir başka zaman bir başka star söylese manşete çıkacak ama bize göre o gece ikinci planda kalan sayısız açıklamasına geçiyoruz. İyi akşamlar. Nasılsınız? Sizleri gördüğümüzde çok sevindik efendim. Böyle selamlıyor gazeteci milletini Ebru. Sonra da 4 yıldır her yaz Antalya'da sahne alıp her seferinde de oteli tıka basa doldurmasının havasını atıyor. Otelimiz ağzına kadar dolu aldığım haberlere göre bütün bir sezon dolu gözüküyor inşallah. Sibel Can'la dönüşümlü çıkıyor sahneye ve her ikisi de Antalya'da şu sıra yaşayan iki efsane. Nedir bu istikrarlı çıkışın sırrı? Sibel Can'ın çınlayacak şimdi kulakları. Yani biz Sibel Hanım'la sizde var mı? Başarı ve istikrar. Sibel'e sordun mu bu soruyu? Evet. Ne dedi? Ebru'ya sordum. Sibel'e sor. Hop en Sibel'e sor. Ne güzel albüm çıkarmış. Kadın güzel söylüyor. Kadın güzel. Niye başarılı olmasın ki? Yani bir kere sesi çok güzel. Tabii ki başarılı olacak. Sesi güzel olan herkes bu işi bence önüne kadar götürebilir. Gelelim şu geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş'in paparazzilere meydan okuduğu "Çekin beni mayolu bikini'li, alın 2 milyon TL'yi" iddiasını soruyor gazeteciler. Ebru 2 milyon TL değil, 2 milyon dolar olarak çıktı o haber diyerek düzeltiyor ve... 2 milyon dolar. Var mı sende? Ben de olsa. İşte olsa dükkan sizin. Şimdi bunu ben ciddi olarak cevap vermek de istemiyorum açıkçası. Ne böyle bir açıklamam var, ne de böyle bir şey söyledim. Benim artık bu tür kaygılarım yok. Her yerde güzel mayolu bikini geziyorum. Bir gün bir beni seven bir hayranımı çekip sizlere gönderebilir. O yüzden çok rahatım ben. Sizler de rahat olun. Böyle bir para yok ama yazan arkadaşlarımız da muhtemelen var. Bizlere versinler, bölüşelim bence. Bir dönem sık sık bu alemin gelmiş geçmiş en güzel kadını benim iddiasını ortaya atan Hülya Avşar'ın da kulakları çın çın oluyor bu saniyelerde. Ya hani ben güzeli falan demiyorum ama hani yine yüzüme de bakılır. Tabii modern olacak bir durumum olmadığına göre... Problem değil, yağlar gözükse, sellülitler gözükse problem olmaz bunun için. Bir gazetecinin zayıflamışsınız iltifatı iyice yelkenleri suya indirtiyor Ebru'da. Çok fitliyorum. Ya oradan öyle mi gözüküyor? Teşekkür ederim, sağ olun. Ben hep inceydim de sizin kameralarınız kalın gösteriyor. Evet Ebru, bu kadar sohbet yeter. Seni bekliyor otelde yerli yabancı turistler. Hadi şu golf arabasına biniver. Geçeceğiz hocam, ben otursam buluşur mu? Geçmiş. Herkes oturdu mu? Hadi oturalım. Görüşürüz. Hadi bay bay. Ebru golf arabasıyla konser alanına giderken havai fişeklerle aydınlanıyor gökler. Ve sahnede güzel sanatçı, üzerinde siyah ışığın rengine göre kah kiremite, kah kahverengiye kayan bir strapless kesim kıyafet var. Topuz saçlarıyla her zamanki gibi yüz hatlarını daha da ön plana çıkarıyor. Benim sesim kadar güzel de bir yüzüm var dedirtiyor Ebru. Uyandım. Bitti. Peki ama hani nerede bu kızın alkışı? Hani almışlar? Kıyamet olması lazım. Evet, kıyamet olması lazım. Alkışlarınız kuvvetli olursa sahnede uzun kalacağım. Alkışlarınız zayıf olursa çabuk gideceğim. Yani sizin alkışlarınız her şey belli edecek. Ben böyle alkışa kurban olurum. Sizin için ölürüm diyor ve patlatıyor Ölümsüz Aşklar sinemasını Antalyalı tatilcilere. Ölümsüz aşklar var mı? Ölmeyen aşık var mı? Güvenme geçtiğine.
gaza basalım mevru. Oynatır mısın şimdi düşmanı dostu? Bir nostalji yapalım şimdi de. Fırtınalar koparsa kopsun mevru. Şimdi de belki de yaşadığı fırtınalı sayısız aşkı anlatan, aşkta nasıl da taş fırın kadını olduğunu anlatan o şarkısını söyleyecek. Kendisinden ex aşklarına mesajlar gönderecek. Bir de evet dedik bize Ebru. Doyulmuyor o gece Ebru Gündeş konserine. Sadece şarkılarıyla değil, sahne şovlarıyla da mest ediyor. Adın ne senin? Beyza. Peki. Beyza, ben kimim? Kimsin? Annesi. Çocuk beni bilmiyor. Ne diye buraya getirdin? Bir Sezen şarkısı istiyoruz şimdi de Ebru'dan. Bir an girip de küllerince yüreklerimiz dinlenince aşka sevgiye de teselli olunca işte biz o gün düşüneceğiz. Dün akşam yollarıma der misin? Bu şarkı da senden bize gelsin. Dün akşam Ebru'nun sahne aldığı oteli dolduran kalabalık içmeden sarhoş o gece. Konser alanındaki ambiyans çok hoş o gece. Ve de bir tek boş yok o gece. Herkes mutlu. Evliliğiniz için, tatil için, 10 yıllık tatil için, Sibelcan Evliliğindeyiz. Tek mi geldiniz, ailenizle mi? Ailem. Ailemle geldim. Kız arkadaşınıza gelmediniz mi? Burada bulacağız inşallah. Burada mı? Evet. Çile çekeceğiz şimdi de. Çile. Rüya gece bitiyor çile bülbülümle ama doyamadı ki Ebru'ya kimse. Bu kadar alkışa, bu kadar tezahürata geri dönmeyecek de ne yapacak Ebru? Finalin finalini İstanbul İstanbul'la yapıyor. Ah İstanbul, İstanbul. Kızların dili çok sivri. Pop müziğinin kraliçeleri Bengü, Demet Akalın ve Hande Yener'e savaş açan zamane popçusu kızların olay açıklamaları geliyor. Böyle şarlatan tipine bürünebiliyorlar. Kendimiz çalışıyoruz, çabalıyoruz bir yerlere gelmek için. Oranı buranı açmadan da
toz pembe. Bu itirafı ilk kez yaptı. Türkan Sultan yakın zamana dek hayat dolu geçen ömrünü neden noktalamak istedi? Bir an arabanın kapısını açtım. Türkan Şoray'ı canına kıyma noktasına getiren olay neydi? Böyle yani huzursuzum. Dikkat! Yıllardır aşık olamıyorum. UFO'ları görüyorum. Evimde yapmadığım ev işi yok diyen Türkan Şoray'dan olay açıklamalar geliyor. Kenan Doğulu'nun vokalistiyken çıkardığı albümle yıldızı parlayan Lolita lakaplı genç popçu Bengü her yaza farklı bir imajla girmeye ve bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Ve şimdi huzurlarınızda 2009 yaz kızı Bengü. Bengü'nün 28'inden sonra ikizi oldu. Nasıl mı? İşte aynen böyle. Bu yazı bir kenara yaz. Benden vazgeçemeyeceksin. Güneşi bir daha hiç böyle göremeyeceksin. Lolita popçu olarak hayatımıza giren Bengü artık 28 yaşında kocaman bir popçu. Tanıtımı için kameralar karşısına geçen ex Lolita Bengü'nün içi içine sığmıyordu. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İçeriğiyle devam edeyim. Tabii ki yine Serdar Ortaç bestesi İki Melek albümü ismini veren şarkı oldu. Yaklaşık 4 ay içinde bir mucize yarattık diyebilirim. Emeği geçen herkese, benim yanımda olan herkese, bütün ekibime, bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Siyah saçlarını karamele boyatmıştı. Bir sene önce bugünlerde Serdar Ortaç'la çektikleri klipteki seksapelliğinin yerine beyaz bir melek gelmişti. Aslında evet, bugün gelirken özellikle seçtiğim bir şey değil. Albümün içinde de baktığımızda bütün kıyafetler genelde beyaz, evet. Ve benim de çok bugüne kadar kullandığım bir renk değildi açıkçası devamlı. Ama masumiyeti, gücü ve başarıyı saflığı, şeffaflığı simgelediği için beyazlar içinde göreceksiniz beni hep. Albüm kapağındaki iki Bengü'yü soruyoruz. Biz bir Bengü'ye doyamıyoruz diye mi 28 yıl sonra ikizini ortaya çıkarmıştı? Çok iyi bir fotoğraf sanatçısı en başta Mehmet Turgut. Dedi ki iki melekte iki tane Bengü görmek istiyorum. Sen de eğer kabul edersen böyle bir konsept hazırlayalım. Ve ben çok hoşuma giderek evet dedim ve çok iyi bir fikirdi bence de. İşin gırgırı şamatası bir yana, Bengü albüm kapağına bakıp mutlu oluyordu. Ah bir de bu fotoğrafın dünyadan taklit olduğu iddialarını ortaya atmasalar, bu güzel kızı ağlatmasalar. Kimseyi taklit edecek insanlar değiliz. Sizler de bunu bence biliyorsunuz. Dolayısıyla kimse taklit edilmedi. Mehmet Turgut'un portfolyosuna girdiğiniz zaman da zaten yıllar önce bu konsepti uyguladığını, bütün çekimlerinde de çeşitli örnekleri olduğunu görebilirsiniz. Kimseden taklit etmedik. Buradaki iki melek, ikisi de benim. İkisi de aşkı ve huzuru belki de bakışlarıyla temsil eden iki melek. Karamel saçlarını anlat bize şimdi de Bengü. Nasıl da değişmiş değil mi kızın yüzü gözü? Bu albümde de yaklaşık işte iki albümdür resmi saçım olan siyah ve kısa saçtan birazcık kendim de sıkıldığım için, dinamizm ve değişiklik bizim işimizin bir parçası olduğu için bu saç rengini ve bu şekilde kendime yakıştırdığım için böyle bir şeye karar verdim. Yüz binlerce erkek hayranı var onun ama şu sıralar kendisine en büyük hayranı yine kendisiymiş. Aşık olacak neredeyse kendisine kız. Kartonete baktığım zaman çok şık, çok kendine güvenen, çok zarif. Belki dediğiniz gibi belki de seks paletesi olan, hani kişiye göre değişir bu. Çok özel bir kadın görüyorum. Biraz polemik ateşini yakalım mı? 2 yıldır yıldızının hiç barışmadığı Demet Akalın'ın toz pembesi aldı başını gidiyor diye soralım ve Bengü'yü kızdıralım mı? Senin için aşk boş bir ilahtı. Dilinden düşüp de kırıldı. Toz pembe hayaller vardı. Pembesi gibi.
benim kimseyle bir rekabetim olmuyor ama doğal olarak her zaman böyle bunlar konuşuluyor. Hep birileriyle karşılaştırılıyoruz. Birileriyle yan yana isimlerimiz anılıyor. Ama inanın bu albümden itibaren ki bundan önceki bir senede hep benim için de böyle oldu. Bundan sonra da bunu böyle bilip düşünürseniz çok mutlu olurum. Kendi adıma, işim adına, ekibim adına. Kimseyle karşılaştırılmak gerçekten istemiyorum. Helal olsun kıza, kavga gürültüye bu milletin karnı tok. Bundan kavga yok dedi, kestirdi attı. En başta müzik konuşulmalı, şarkılar konuşulmalı. Hiç kimseyle derdim yok, herkese başarılar diliyorum. Sırada yeni şarkıları var. Ex Loli. Ve kulaklardaki pasımızı atsan nasıl olur acaba? My Country'den sunduğumuz Toz Pembe programına çok kısa bir ara veriyoruz. Ancak reklamların arkasından bakın neler izleyeceksiniz neler. Dikkat! Bu kızların dili çok sivri. Pop müziğinin kraliçeleri Bengü, Demet Akalın ve Hande Yener'e savaş açan zamane popçusu kızların olay açıklamaları geliyor. Böyle şarlatan tipini bürünebiliyorlar. Kendimiz çalışıyoruz, çabalıyoruz bir yerlere gelmek için. Oranı buranı açmadan da... Bu itirafı ilk kez yaptı. Türkan Sultan yakın zamana dek hayat dolu geçen ömrünü neden noktalamak istedi? Bir an arabanın kapısını açtım. Türkan Şoray'ı canına kıyma noktasına getiren olay neydi? Böyle yani huzursuzdum. Dikkat! Yıllardır aşık olamıyorum. UFO'ları görüyorum. Evimde yapmadığım ev işi yok diyen Türkan Şoray'dan olay açıklamalar geliyor. Kıraç yaz sezonu konserler zincirini Antalya'da işte böylesine muhteşem bir coşkuyla açtı. Bu kızların dili çok sivri. Pop müziğinin kraliçeleri Bengü, Demet Akalın ve Hande Yener'e savaş açan zamane popçusu kızların olay açıklamaları geliyor. Böyle şarlatan tipini bürünebiliyorlar. Kendimiz çalışıyoruz, çabalıyoruz bir yerlere gelmek için. Oranı buranı açmadan da... İtirafı ilk kez yaptı. Türkan Sultan yakın zamana dek hayat dolu geçen ömrünü neden noktalamak istedi? Bir an arabanın kapısını açtım. Türkan Şoray'ı canına kıyma noktasına getiren olay neydi? Böyle yani huzursuzdum. Dikkat! Yıllardır aşık olamıyorum. UFO'ları görüyorum. Evimde yapmadığım ev işi yok diyen Türkan Şoray'dan olay açıklamalar geliyor. Toz pembe. Kıraç yaz sezonu konserler zincirini Antalya'da işte böylesine muhteşem bir coşkuyla açtı. Rüya kent Bodrum'a doyamayanlar ve şimdi sırada tekrar Bodrum var. Bu kez bizi Bodrum'da ünlü isimlerin sanat ve magazin dünyası ile ilgili yaptıkları bol polemikli açıklamalar bekliyor. Hayır hayır sevgili Özcan, bu kızların kalbi değil taştan, yumuşacık kalpleri var ama dilleri çok sivri. Böyle şarlatan tipini bürünebiliyorlar. Ben ki sarışın erkek hiç beğenmem. Mavi gözlü erkeklerden falan nefret ederim. Oranı buranı açmadan da kaliteli düzgün işler yapabilirsin. Bodrum sezonu bir açtı bir açtı ve Bodrum sezonu açınca magazin dünyasının renkli isimleri de polemik sezonunu açtı. İşte Baran Bil.
Dikkat! Ortalık karışacak. İki kadın bir adam şarkısının gerçeği yaşanacak. Seni Yerler şarkısıyla yaza damgasını vuran avukatlıktan erken emekli taze popçu Ebru Polat, Meltem Cumbul'un büyük aşkı Kıvanç Tatlıtuğ'a ilanı aşk etti. Kıvanç Tatlıtuğ olabilir. Gerçekten. Meltem evet beni kötü yapabilir ama çok yakışıklı. Bodrum'da olay mevsiminde varan iki. Bir başka genç popçu Yeşim Erçet'in diline Bodrum'u mesken tutan ikon canları fena doladı. Böyle şarlatan tipini bürünebiliyorlar. Bodrum olay mevsimi varan üç. Niran Ünsal da açtı ağzını, yumdu gözünü. Oranı buranı açmadan da kaliteli düzgün işler yapabilirsin. Niran Ünsal Dilber hala gibi oldu, lafını ortaya koydu. Beğenen alacak, beğenmeyen saç başı olacak. Biz biliyoruz ki orada kamera var. Niran Ünsal'ın zehir zemberek sözleriyle hedef aldığı star kim? Bunu daha çok aslında... Bodrum olay mevsimi varan 4. Demet Akalın bu sözleri duymasın, Hande Yener bu sözleri duymasın, yoksa Fatih Ürek bu iki kızdan çok çekecek. Elimizdeki değerleri bilmeliyiz. Ajda Pekkan'a laf söyleyen dili tutulur, çekilir. Ajda Pekkan'ın sahneye mayo ile çıkmasını diline dolayan Hande ve Demet'e karşı Ajda Pekkan'ın gönüllü avukatı olan Fatih Ürek'ten zehir zemberek sözler. İki tane şarkı yapmış, zıttır pıttan çıkmış şarkıcılar çıkıp da bir Ajda Pekkan'a bilmem kime laf söylerlerse bunların dili tutulur. Bodrum bu hafta ünlü akınıyla şenlendi. Ünlülerin birbirlerine söylediği sert sözlerle fena halde gerildi. Hazırsa herkes, Bodrum uçuşu bu hafta resmen kesecek nefes. Arkadaşlar hazır mısınız? Seni yerler yerler diye diye ortalığı sallıyor bu kız. Seni yerler yerler. Seni ham yapar bu zilliler. Sezen Aksu'yla 7 yıl önce dillere marş olan bu şarkı bu kez genç popçu Ebru Polat'ın dilinde. Kız sendin mi yanlık canım tuzlu dinine. Ben aslında jet ski'ye binmem, jet ski'yi uçururum diye havasını atarken tek endişesinin yeni yaptırdığı estetikli burnuna zeval gelmesi olduğunu anlatıyor Ebru Polat. Denerdim eskiden ama şu anda korkuyorum açıkçası. Burnumdan dolayı hani düşersen falan basınçtan burnuma bir şey olur diye korkuyorum ama eskiden bayağı bir hızlı sürerdim. Her şeyi de yapıyordum jet ski'yle ama şu an korkarım. Yani burnuma bir şey olur diye. Bir denizdeki büyük balıklardan korkarmış, bir de jet ski'den düşüp estetikli burnunun ve dudağının patlamasından. Başka da hiçbir şeyden korkmazmış çünkü o aslında bir ağır ceza avukatıymış. Çığlık atmam. Hayır, ben öyle korkak bir insan değilim de. Çünkü vaktinde avukatlık da yapmıştım. Ağır ceza avukatlığı yapmıştım vaktinde ve hani adli tıpta birçok ölüyü inceledim ben. O yüzden öyle çok hani şeyim yoktur, korkum yoktur benim. O tür şeylere karşı. Yakın zamana dek aşk hayatı da pek hareketliydi. Fenerbahçeli Selçuk'la birlikteydi ama aşk bitmiş. Hala gözlerine hüzün çöküyor aşk mevzusu açılınca. Gerçek aşkımı bir kere buldum. O da geçen yıldı. Bu yıl, yani ondan sonra bir daha hiç aşk maşk olmadı zaten. Çok olacak gibi de değil çünkü insanlara ve erkeklere hiç güvenim kalmadı açıkçası. Kalbimi çok kırıyorlar. Fakir ama gururlu bir erkekle çıkmak ister misin? Ya fakir veya zengin çok önemli değil. Ama İnsan olsun. Bayanların biliyorsun yani. Zengin olsun, durumu iyi olsun. Ay zengin oluyor da ne oluyor? Bize bir faydası yok ki. Biz yine kendimiz çalışıyoruz. Vallahi biz kendimiz çalışıyoruz. Çabalıyoruz bir yerlere gelmek için. Erkeğin zengin de fakir de aynı. Selçuk mazide kaldı. Sen önüne bak Ebru diye teselli ediyoruz kızımızı. Ve hayalindeki erkek tipini soruyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ olabilir. Gerçekten. Meltem evet beni kötü yapabilir ama çok yakışıklı. Ben ki sarışın erkek hiç beğenmem. Mavi gözlü erkeklerden falan nefret ederim diyebilirim. Esmerleri çok seviyorum. Ama Kıvanç çok yakışıklı. Yani özellikle o filmin dizisinden sonra bayılıyorum diyebilirim. Ötme bülbül, ötme sakın kalsın seninle içimde. Gün olur devran döne adabınla otur çekil köşeme. Meltem Cumbul'un büyük aşkına böylesine cesurca ilanı aşkta bulunuyor genç şarkıcı. Ne diyelim, umarız bu itiraflara Meltem kızmaz, seni çıtır çıtır yemez sevgili Ebru. Sahilleri taramaya devam ediyoruz. Güzel kaynıyor ortalık. İşte bir dönem Ozan Orhon'la fırtınalı bir evlilik yapan ve bu evliliği sahne aşkıyla bitiren Yeşim Erçetin. Mama gibi devam ediyoruz.
Güzel, hareketli bir albüm oldu. Bir yaz çalışması oldu. Yeni albümlendi ve hayatı kendi deyimiyle resetlendi. Her şeye yeniden başladı Yeşim Erçetin. Ama hayatında değişmeyen şeyler de var. Mesela sivri sözleri, bodrumu mesken tutan ve sıra dışı kıyafetler giyen, manşetlere de moda ikonları olarak çıkan ikoncanları doluyor diline. Tatil iyi gidiyor. Gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl her taraf. İnsanlar cıvıl cıvıl. Güneşleniyorum. Bol bol denize giriyorum. Bence komikler. O kadar böyle hani dikkat çekmek uğruna o kadar takıp takıştırıp böyle abuk subuk hallere girmişler ki bence çok aşırı komikler. 50 yaşından sonra eski resimlerine bakacak, aa ne komik giymişim falan diye bakacaklar kendilerine. İkoncanlar saçını başını yolacak bodrumun bir tenha köşesinde yakalasalar bu kızın. Biz sus diyoruz ama o bombalamaya devam ediyor. Böyle şarlatan tipine bürünebiliyorlar. O yüzden ben hiç öyle ikoncan moduna falan girmiyorum. Ne beğeniyorsa bunu giyiyorum üzerime. Tekrar tatile dönelim. Hanımlar beyler bodrumda kızgın güneşe teslim ediyorlar gün boyu kendilerini. Peki konunun uzmanlarından güzel popçu neler tavsiye eder acaba tatilcilere? Bütün gün güneşin altında şiştiği için vücut kendilerini daha kilolu hissedeceklerdir bikini de giyince. Saunaya girme imkanları varsa saunaya girsinler. Onun haricinde deniz tuzu gerçekten çok yararlı vücuda. Deniz tuzuyla vücutlarını ovabilirler. Hemen çıkar çıkmaz bence duş almasınlar ve deniz tuzu biraz vücutlarında kalsın, ondan sonra duş alsınlar. Bodrum'da hava yavaş yavaş kararırken hareketli geçecek olan gecelerin sinyalini artık bir Türk ütü klasiği olan beach eğlenceleri veriyor. Yar yüreğinden zulüm eksik olmadı maşallah. Artık bodrum gecelere teslim. İşte bodrum gecelerinden manzaralar. Sadece Bodrum'da değil, hatta Orta Doğu ve Balkanlar'da da değil, dünyada tek olan bir gece kulübündeyiz. Yüzen bir gemi burası ve üzerinde çılgınlar gibi eğlenen gençler var. ...70 milletten insan bu yüzen gemi katamaranda Serdar Ortaç şarkılarıyla kendinden geçiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde katamaranın üzerindeki bu kalabalığın tam da göbeğinde tanıdık bir sima çarpıyor gözümüze. Nihran Ünsal'a ne kadar da benziyor bu üzerinde bin bir çeşit kıyafet ve yüzünde envai türde makyaj olan kız değil mi? Biraz daha zoom yapınca kameramız görüyoruz ki Nihran Ünsal'a benzemiyor bizzat kendisi hanımefendi. Peki ama neler oluyor? Gecenin üçünde sıra dışı bir klip çeken Nihran Ünsal, eğer ses getireceksen işte böyle yapacaksın, oranı buranı açmayacaksın diyerek kimlere mesaj gönderiyor acaba? Oranı buranı açmadan da kaliteli düzgün işler yapabilirsin. Ben insanlara bunu göstermek çabası içerisindeyim. Tamamen şov ağırlıklı ve görsel bir şölen havasında, karnaval havasında neredeyse bir klip. Nihran'la sohbete doyum olmaz. Hele hele saatler gecenin dördüne doğru yaklaştıkça açılıyor hanımefendinin sivri dili. Bodrum'da kameralara yakalanan ünlülerin, daha doğrusu yakalanmış gibi yapan ünlülerin sırlarını paylaşıyor. Gidecekleri yere önceden haber verirlerse arkadaşlara biz burada olacağız, gelin çekin demek anlamına geliyor değil mi bu? İki, onların bulunduğu yerlerde eğer oluyorsan zaten beni çekin anlamına geliyor. 3. Bunu daha çok aslında göz önünde olmak isteyen insanlar yapıyor. Paparazzilik konusunda da uzman olmuş hanımefendi. Yine veriyor konuyla ilgili dersini. Biz biliyoruz ki orada kamera var. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki abi oraya gitmeyelim. Çünkü oraya gidersek bayağı pandispanya olacağız yani. Gerek yok. Saatler Nihran Ünsal'la sohbet akıp giderken sabahın dördünü gösteriyor ama Bodrum'da hayat sürüyor. Yaşadan
Fatih Yürek Bodrum sezonunu açmanın tarifsiz huşusu içinde. Karpuz kabuğu denize düşmeden, Fatih Bodrum'a inmeden yaz gelmez buralara iddiasında. Ya özlemişim Bodrum havası ve her şeyi çok güzel. Ben gelince sezon açılıyor. Açılıyor. Vallahi açılıyor. Tam gününde geliyorsun. Herkes benim gelmemi bekliyor. Bak gidin dışarıdaki taksilere falan sorsanız bunu söylerler. Son derece fresh giyinmiş Fatih Yürek. Kirli sakalları çekiyor dikkati. Peki ama son zamanlarda kendisine sert ve ciddi erkek imajı veren siyah takım elbiseleri nerede? Takım elbiseyle falan çıkıyordum. Şimdi yine böyle... İstersen ceket takım kravat takayım senin sahneye bu sıcakta alayım. Çıkayım istersen. Şu 7 kilo falan verirsin o havada içeride. Ceket evet. Kravat. Keşke ama... Yok kurdeşen dökerim ya. Kurdeşen olurum sıcaktan herhalde. Doğru ya, Bodrum yanıyor. Fatih Yürek illa sert görüntülü olacak diye kendisine takım elbise giydirmemek gerek. Sonra sert görüntü kıyafette değil, yürekte gizli değil mi? İşte öyle yürekli bir çıkış Fatih'ten. Ajda Pekkan'ın avukatlığı görevini üstlenirken şu saniyelerde süperstar sahneye mayolu çıktı diye kendisini yaylım ateşine tutan Demet Akalın ve Hande Yener'e göndermeler yapıyor. Hayat aynı gökteki gibi uçuyorum. İnsan mıdır o yani? Ama işte bana teşhirdi diyen arkadaşlara buradan duyurulur. Ben yaptığım zaman bana herkes bir şey diyor. Başkaları yapınca onlara da densin ya da hiçbirimize denmesin. Elimizdeki değerleri bilmeliyiz. Ajda Pekkan'a laf söyleyen dili tutulur, çekilir. Bu konuda o kadar dolu ki, o kadar dolu ki Demet'le Hande'yi yakalasa şu saniye bir kaşık suda boğacak Ajda Pekkan'a laf attılar diye. Ajda Pekkan'a bir laf söylemek için bir kere insan destur demeleri gerek insanların. Bu kim olursa olsun. Çok ayıp bir şey. Çok kanıyorum yani. İki tane şarkı yapmış, zıttır bırttan çıkmış şarkıcılar. Çıkıp da bir Ajda Pekkan'a bilmem kime laf söylerlerse bunların dili tutulur. Ayıp. Çok ayıp. Artık sahne zamanı. Bodrum'a şimdilik veda zamanı. Sahnede Fatih Yürek. Bakalım sahnede nasıl kükleyecek? Kıraç yaz sezonu konserler zincirini Antalya'da işte böylesine muhteşem bir coşkuyla açtı. Bakalım Toz Pembe'de şimdi sıradaki bandımız ne? Bir an arabanın kapısını açtım. Türkan Şoray, Kanal Türk ekranlarında start alan ve deneyimli gazeteci Bilal Özcan'ın sunduğu Laf Aramızda programında bugüne dek hiç bilinmeyen sırlarını milyonlarla paylaşırken yaptığı intiharın eşiğinden döndüm itirafıyla yürekleri ağza getirdi. Böyle yolu gördüm, akıyor yol böyle. Sonra ne yapıyorum ben dedim ve kapattım. İntihar ettim. Yani evet, kendim neredeyse araba, inanın bana bu duyguyu yaşadım. Kendiniz arabadan mı? Atmayı. Atacaktınız. Evet. Şimdi Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ın Bilal Özcan'la yaptığı sıra dışı söyleşiden gündeme bomba gibi düşecek açıklamaları getiriyoruz ekrana. Türkan Şoray için yaşamanın yegane olmasa da en büyük gayesi kızı Yağmur. Yağmur. Cep telefonları falan olmazsa ben Yağmur'u herhalde, o da canım benim, o kadar annesini yani bu huyunu bilir yani, bana her dakika ne zaman canım isterse pat diye ulaşabiliyorum. Ayrılmamışız gibiyiz yani, çünkü sürekli telefonda konuştuğumuz için yani teşekkür ederim kızıma. Benim bu duygumu anlıyor, biliyor. Damadı da oğlum gibi seveceğim herhalde. O da ayrı bir duygu. Tabii kızımı çok sevecek. Yani ona inanacağım, ben onu mutlu edeceğine inanacağım. Yoksa karşısında beni bulur. Bilal Özcan'ın çok kilit soruları var Türkan Şoray'a. İşte onlardan bir tanesi. Kim bilir şimdiye kadar kaç erkeğin gönlünü haberiniz olmadan çaldınız? Kaç erkek aşk acısı yaşadı? Sizin yüzünüzden kaç erkek perişan oldu Türkan Hanım? Ay neler söylüyorsunuz? Evet ama... Evet, ben pek çok insandan duydum. Öyle mi? Ben evet. Duymadım. Ayrıca şimdi duymak da beni memnun etti. Ve bir itiraf gazeteci Bilal Özcan'dan. Peki o zaman itiraf ediyorum. 17-18 yaşlarında Türkan Hanım, ben de size aşık. Aa harika. Ciddi söylüyorum. Filmlerinizdeki Ay bu da çok hoşuma gitti. Filmlerinizdeki
o gülüşünüz, o bakışınız, o gözlerinizin ifadesi, o duruşunuz. Aman ne güzel. Genç delikanlı olarak. Ne güzel. Platonik olarak ben de sizi sevmiştim. Ay çok, ancak, çok hoşuma gitti. Ancak aşk soruları Türkan Şoray'da deyim yerindeyse yelkenleri suya indirtiyor. Aşk sizi nasıl bir kadın yapar? Aşk sizin için nedir? Ne ifade eder? Aşk nasıl bir kadın mı yapar? Aşık olunca nasıl olursunuz? Aşık olunca çok tatlı olurum herhalde. Her zaman tatlısınız efendim. Aşksız kaç sene oldu Türkan Hanım? Olmuş sormayın. Oldu yani. Çok olmuş. Ya aşksız da yaşanabiliyor. Yaşanabiliyor mu? Evet. Sırada ev halleri var Türkan Şoray'ın. Bilal Özcan yine sıkıştırıyor Sultan'ı. Erkekler Türkan Şoray'a bulaşık yıkattı mı? Elde çamaşır yıkadı mı Türkan Şoray? Ütü yaptı mı? Nazan da ben de. Ve mutfağa girdiğimiz zaman 5 dakikada çok inanılmaz güzel yemekler yapabiliriz istersek. Yani ben ani misafir gelsin. Hemen çok güzel sunumlar yapabilirim. İstersem yani iş başa düşünce yapmam. Ama her şeyi yapabilirim. Yani çok güzel ütü yapabilirim. Her şeyi öğretti annem bana. Türkan Sultan'ın bilinmeyen yönlerini öğrenmeye devam ediyoruz Bilal Özcan'la. Vallahi işte bazen böyle zaman zaman balkonda otururken ben de böyle bir garip ışıltılar görüyorum. Yani dikkatimi çekiyor. Işıl ışıl yanıyor. Ay uzun uzun bakıyorum acaba uçak mı yoksa başka bir şey mi? Böyle bir iki kere böyle bir ışıltı gördüm kayboldu. Ağzın Anadolu tarafında. Evet. Parlak sarı ışık mıydı efendim? Evet öyle çok parlak bir ışık. Ve bandımızın en başında sözünü ettiğimiz Türkan Şoray'ın bunalıma girdiği bir anda ölümü düşünmesi intihar teşebbüsü. Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en güzel kadın oyuncularından biri o ve bir dönem yönetmenlik yaptı. Ancak o günleri anarken kabus dolu saatleri geliyor aklına. Yani inanılmaz bir şey. Dönüşümün setinde bir gün gece saat 11.30. O kadar yani o kadar umutsuzluğa kapıldım. Ne olduğu hatırlamıyorum şimdi. Gününde bitmedi film, işte çok film kutu harcadı falan böyle. Yani huzursuzdum bugünkü gibi gözümün önünde böyle Şişli, eskiden site sineması vardı o Şişli camine gelirken o yol üstünde, yol bomboş gece, arkada oturuyorum böyle bir an, samimi söylüyorum size, bir an arabanın kapısını açtım, böyle yolu gördüm, akıyor yol böyle. Evet. Sonra ne yapıyorum ben dedim ve kapattım. İntihar ettim. Yani evet kendim neredeyse araba... İnanın bana bu duyguyu yaşadım. Bir hayat büyük yasa bir anda bürünür. Toz pembe. Kıraç yaz sezonu konserler zincirini Antalya'da işte böylesine muhteşem bir coşkuyla açtı. Ağalı Markantur'dan sunduğumuz Toz Pembe programında yine çok kısa bir aramız daha var. Ancak reklamların arkasından daha çok konumuz var. Toz Pembe. Toz Pembe. Ünlü rockçı Kıraç'la devam ediyoruz. İşte gençlerin sevgilisinin vermiş olduğu konserden sımsıcak rengarenk manzaralar. Belinde kovboy işi beyaz kemer var, bileğinde dalgıç saati, altındaki kot zamane genci işi, pabuçları uzay modeli ve huzurlarınızda işte 2009 yaz modeli Kıraç beyefendi. Kıraç yaz sezonu konserler zincirini Antalya'da işte böylesine muhteşem bir coşkuyla açtı.
Kıracın binlerce tatilciyi kendinden geçirdiği dakikalara döneceğiz ama önce Erzurum'un serin yaylalarından Antalya'nın gölgede 38 dereceyi bulan sıcağıyla buluşmasının öyküsünü dinleyelim. Gerçekten çok güzel bir şehir. Türkiye'nin örnek şehirlerinden bir tanesi. Ama ben Erzurum'dan geliyorum. Erzurum'da konserimiz var dedin, oradan geliyoruz. Böyle ani sıcak biraz daralttı yani. Yine de ekmek parası diyor. Sevildiğimiz yer çöl bile olsa gideriz diyor Kıraç. Bizi çok seviyorlar. Her sene burada mutlaka konserlerimiz oluyor. Bir tane değil, birkaç tane oluyor. Ondan sonra ondan dolayı çok mutluyuz tabii ki yani. Bizi çağırdıkları için, sevdikleri için. Çiçeğim yaratıyor, gözlerde yaşlar niye? Çiçeğim yaratıyor, gözlerde yaşlar niye? Antalya güzel, Antalya bizi seviyor ama benim gönlüm tatil beldeleri arasında Göcek'te. Craft'ta bulunuyor ünlü rockçı. Göcek daha böyle özel geliyor bana. Daha romantik yani. Göcek'te derme çatma bir tekneyle geçirilmiş bir tatil bence ömre bedeldir ya. Göcek ve Göcek hayallerin senin olsun. Sen şu şarkılarınla sevindir bizi sevgili Kıraç. Kıraç sahnede full konsantre, okumuyor, yaşıyor şarkılarını. Ve binlerce kişi Kıraç'la birlikte tek ses olup okuyor yıllandıkça tadı daha da artan şarkılarını. Ağlum Alcantar'dan sunmuş olduğumuz Toz Pembe programının sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek herkese iyi akşamlar, mutlu yarınlar diliyoruz. Toz Pembe.